Sezon sonuna kadar anlaşma yaptın. Evet. Tabii senin en yakın arkadaşlarından birisi Cengiz de burada. Hı-hı. O da 4 yıllık bir sözleşme imzalamıştı. Cengiz'le konuşuyor musun? Sezon sonunda kalma gibi planın var mı? Tabii ki de şu anlık yani ilk hedefimiz şu 6 ay boyunca iyi performans sergileyip uzun bir süredir şampiyon olamayan Fenerbahçe'ye şampiyonluk yaşatmak. Hepimizin hedefi bu. Şu anda dediğim gibi yani ilk hedefimiz şampiyonluk. Ondan sonrası tabii ki dediğim gibi çünkü yani işin içine profesyonellik girince biraz daha farklı yani iş bizden de çıkıyor. Onun için dediğim gibi ilk başta bizim sadece konuştuğumuz nasıl daha fazla katkı verebiliriz hem ülke futbolunda hem Fenerbahçe hem de kendi açımızdan. Ondan dolayı şu anda konuştuğumuz tek nokta bence şampiyonluk. Ya ilk öncelikle ben her zaman bulunduğum ya da işin gerçekçisi maddi bir kazanç sağlıyoruz. Hem kulüp olarak hem de biz futbolcular olarak. Her zaman ben bulunduğum ortamda kazandığım paranın hakkını vermek. Burada da ilk önceliğim o. Taraftarlarımız olsun, her maç, deplasman tribünleri, kendi sahamızda. Onlara karşılık elimden geldiğince mücadelemi verip ondan sonrası zaten kontratlı. Yani İspanya'da Atletico Madrid'de kontratlı futbolcuyum. Dediğim gibi şu 6 aylık süreç çok önemli. Hem takım adına hem benim adıma. İnşallah mutlu sona ulaşırsak ilerleyen zamanda zaten daha da netleşir diye düşünüyorum. 4,5 yılda 7'si futbol stadı, toplam 19 spor tesisini İstanbul'un yaşamına kazandırdık. Çok sayıda semt statlarımızın eksiklerini tamamladık. Engelsiz spor parklarıyla İstanbul'da bir ilki gerçekleştirdik. Toplam 35 okulumuzda spor salonu kazandırdık. 15 okulumuz için spor salonlarımızın imalatı için yola çıktık. Haliç Sporları Merkezi'ni açtık. Haliç'e bir spor parkı kazandırdık. İstanbul'da 9 mini spor merkezi oluşturduk. Yine bu spor merkezlerimizin 5'ini açılışa hazırladık. 4'ü de yaz aylarında insanlarımızın hizmetinde olacak. Sadece spor tesisini önemsemedik. Tesislerimizden daha fazlasını vatandaşlarımızın hayatlarına sporu katmakla önemli adımlar attık.